Faruk, birazdan sana soracağım benim. Otopsi raporunu açıklayacağım. Şimdi otopsi raporunu dinlemeni istiyorum. Faruk'un bir sesini alalım lütfen. Ellerindeki, daha doğrusu buradaki kan, hep ellerinde kan yok. Şuranda kan var. Şuranda kanlar var Seher. Bunlar kimin kanı? İsmail'in abi, İsmail'in abla. İsmail'in kanı mı? İsmail'in. Emin misin? Eminim. Çaktığına da eminsin? Evet. Ya. Çocuğun kıyafetlerinde kan yok. He. Yalan söyle. Adam gibi söyle bak. İsmail'in. Yalan söylüyor. İsmail'in. Bediye Hanım söyle. Söyle Bediye Hanım. Neyi yalan söylüyor Seher? Kanı yalan söyle. Nesi yalan? Üstünde kan yok. Bir dakika Mehmet Bey. Üstünde kan yok oğlumun, gördüğümüz gibi. Mont bağlıyordu bu katil. O mont nerede, o çanta nerede, yandıysa, bittiyse o montunla o çantayı gelenlikle istiyor onu. Üzerinde bir sweatshirt şeklinde mont olduğunu söylüyorsun ya. Mont olduğunu söylemiyorum kızım. Söyle. Ben bundan onda sonra yayından sonra babamla konuştum zaten ben. Hani baba var mı yok mu, ben hatırlamıyorum da. Bana dedi ki hatırlıyorum diye. İçime geldi. Sen hatırlayacaksın. Sen, o da sen. Ben üstü üste gelip durma ya. Tamam. Babam mı bilecek? Babam diyor, sonra babam gelmiş zaten yanıma ya. Babam mı bilecek? Allah Allah. Babanı da suçlamıyorsunuz. Ortak yaptınız diyorsunuz ya. Yaptım. Babam mı bilecek? Doğru. Mantoyla gelenlikle o çantayı istiyorum. Bıçak neredeyse. Tamam. Attılarsa Didem Hanım onları gelenlikle istiyorum. Manto neredeyse, yandıysa, bittiyse o gelenlikle onu istiyorum. Otopsi raporunu açıklayacağım. Hazır mısın? Raporu dinlemeye hazır mısın? Hazırım Allah. Raporda diyor ki İsmail'in vücudunda delici, kesici alet yarası yok. Olma. Bir dakika bir Seher düşünsün. Bir daha söylüyorum. Otopsi raporuna göre İsmail'in vücudunda bu kadar kan akmasına yol açacak kadar delici, onu bilmem kıyafet bulaştı mı, diyelim ki onlar bulaştı, bir şeyler yaptılar kıyafete. Ama ben otopsi devletin raporuna bakarım. Bu arada raporda bazı eksiklikler var. Avukat itiraz etti. Onda neden olduğunu da birazdan öğreneceksin zaten. İsmail'in vücudunda bu kadar kan aktıysa delici, kesici alet yarası neden yok? Abla dediğim gibi hani alsınlar kıyafetleri, hepsini araştırsınlar zaten. Yani İsmail'in kan. Yani benden dediğim gibi şey yapmayın. Alsınlar elbiseleri, teker teker araştırsınlar. Sen birini az önce de gösterdim. 3-4 defa Mehmet Bey, bir dakika. 3-4 defa bıçak. Abicim bak, bıçaklıktan kan onlar aktı bak. Ha, tamam hiçbir şey demiyorum, tamam. Deme. Tamam. Katil suralı şey. Tamam. Oğlumun üstünde kan yok diyorsun ya. Ya kanı araştırsınlar yine abi, araştırsınlar ya. Araştırın, alsınlar kıyafetleri, araştırın. Yalan söylesene, çıkmayacak mı? Ben burada boşuna... Bak. Yalan söylüyorum, yalan söylüyorum. O kanı nereden bulaştırdınız üstünüze? Üstünüze gelip durma benim, yapacağım benim üstüme gelip durma. Konuşma be. Gelip durma üstüme. Oturacağım. Sana mı soruyorum ben oturacağım? Cemil gelirse ben ne yapayım ya? Ben oğlumu kaybettim. Ne yapayım? Oğlumu kaybettim. Çekme kadar yılan. Adam arabaya. Gönlüm yoktu kızım. Neye bindik arabaya? Oğlunuz konuşmak istediğin konuştum. Oğlum konuşmuyor. Her şey sende. Her şey sende. Oğlum konuşmuyor. Hepsi yalan. Eğer dünyayı versem de konuşsa. Her şey sende. Hakaret etme. Hakaret yok. Hakaret yok. Oğlumun üstünden gelme. Hakaret etme. Nereden sıçradı? Çıkacaklar. Oğlunun kanı olup olmadığı çıkacak zaten. Nasıl çıkacak? Çıkacak. Evet çıkacak. Çıkacak. Hakaret yok. Bediye Hanım, küfür yok, hakaret yok. Allah. O kanın bir yerden sıvıştırdılar. O mantoyu da istiyorsun, o çantayı da istiyorsun, oğlumun telefonunu da istiyorsun. Kimliğini de istiyorsun yani ya. Telefonunu oradan olduğunu bilmiyorum ama kanı açıklayabilirim. Sen biliyorsun her şeyi. Ama bir dakika, Bediye Hanım otur. Ama aşkım benim, tatlım benim. Otopsi raporunda vücudunu, her tarafını... Anlatıyorum ben size, anlatmaya çalışıyorum. Devam edeyim. Çok önemli bir bilgiyi daha açıklıyorum. Devam edeyim. Yaralanmaya bağlı sürtünmeler var vücudunda sadece. Alnında 2 tane yara var. Otopsi çünkü bütün vücuduna bakıyorlar ya. Bu arada asıl sonucu ölümlerde. Biz bu otopsi raporunu çok değerli bir profesöre, bir üniversitede çok değerli bir adli tıp uzmanına sorduk. yazdık ve rapor olduğu gibi gönderdik. Diyor ki asıl sonuçta birileri tarafından asıldığı iddiası var. Ben lütfen Seher'i ekranda göreyim. Çok önemli raporun detayını açıklarken Seher'de dinlesin istiyorum. Seher, biri kendisini astığında maalesef asıl sonucu ölümlerdi. Tıbbi olarak önce el ve ayaklarda ölüm orluğu diye bir şey var, oluşur. Hı? Ama İsmail'in ölüm orluğu elinde ve ayaklarında yok, biliyor musun? Neresinde var biliyor musun? Neresinde? Sırtı mosmor. Önce sırtında oluşmuş. Bu bize ne gösteriyor biliyor musun? Bu bize şunu gösteriyor. İsmail boğulduktan sonra bir süre yerde kalıyor. Sırtında ölüm orluğu oluşuyor. Sonrasında bulunmasına yakın o ağaca asılıyor. Önce öldürülüyor yerde. Boğuluyor. Arkasından da sırtında ölüm orluğu oluşuyor. Çünkü normalde sen gittikten sonra kendine geldi. Diyelim ki hayatına son vermek istedi. Tıbbi olarak hekimimize göre önce ellerinde ve ayaklarında ölüm orluğunun oluşması gerekiyormuş. Ama maalesef İsmail'in ölüm orluğu, ikisine de maalesef de sırtında. Önce yerde bir şekilde öldürülüyor, yerde yatıyor, sırtında ölüm orluğu oluşuyor. Sonra bire gidip onu daha sonra elinde ve ayaklarında asıl sonucu ölüm orlukları oluşmuyor. Ağaca asılıyor. Sen de ölmek üzereyken onu buldun ya. Hı hı. Bu arada İsmail'in nefessiz bırakan materyaller boğazındaki, özür dilerim bunları açıkladığım için, materyalin en az, yani şunu gösteriyor bize. İsmail öldürülüyor. Sırtında ölüm orlukları oluşuyor. Bulunmasına yakın ağaca asılıyor. Sonra tekrar yere ya da işte bir yere ağaca asılıyor. Sonra yere indiriliyor. Sonra tekrar ağaca asılıyor. Yani sırt olduğu yerde ölüyor ve sırtında o morluk oluşuyor. Sonra ağaca asılıyor. Tamam mı? Öte yandan İsmail'in boynundaki izler 1 santim. Boğulma izleri. Nefessiz kalmasına yol açan izler 1 santim. O 1 santimlik izin oluşabilmesi için İsmail'in ayakkabı bağcığıyla değil, 2 santimlik bir materyalle, bir iple, en az 2 santimlik. Bediyeciğim, çıkmak ister misin? Bunları Tamam, duyacağım. O bana getirin o ipleri. Ben o şeyi göstereceğim. Gökhan'cığım, getir canım. İsmail'in ayakkabı bağcığıyla değil, söylerken ben de dayanamıyorum da, ayakkabı bağcığıyla değil canım. Yani şu ayakkabı bağcığı 2 santim değil. En az 2 santimlik ip olması gerekiyor. İsmail'in boynundaki izlere baktığında. Yani İsmail'i boğan ip şu ayakkabı bağcığıyla ağaca asılıyor. Ayakkabı bağcığıyla, yani bir tane ayakkabı ağaca asılıyor. En az 2 santim olması gerekiyor. Yani İsmail şu genişlikte bir materyalle. Allah'ım, oğlum. Öldürülmüş. İddia ediyor. Oğlum. Yani bir çantanın sapı olabilir. Oğlum, nasıl canların çıktı İsmail'im? Nasıl canların çıktı İsmail'im? Nasıl bir ilahi İsmail'im? Bana düştün İsmail'im. Alçın dedin, alçın bulundun İsmail'im. Şöyle bir iple. Abla gerçekten bilmiyorsun ya. Bak ben de şu an sizden dinliyorum ya. Anam, amca beni kurtar mı dedin? Tam derneğlerine mi indirdiler oğlum? Duyamadım sesini İsmail'im. Ah benim, alçacık boyluk, altın kalpli kız böyle. Bediye Hanım. Çünkü tuzaklara düştün oğlum. Toz olarak kullan. Sene de göstersin nasıl bağırdı benim oğlum Didem abla. Nasıl bağırdı? Çünkü otopsi raporu dedikleri için açıklamak zorundaydım. 2 santimlik tamam. Kurban olayım. Çok özür dilerim. Babacığınla nasıldı dövüyor, gözümüze baka baka yalan söylüyor ya. Yalan söylüyor ya. Montuna da o kapşonla da belki astınız oraya. Onun kapşonunu istiyorsun abla. Çantasını istiyorsun. Kafa sallama bana, kafamı koparacağım. Hayır. Hakaret yok. Kafa sallama beni. Ben anayım burada ana. Ocağım soyundu. Evlere giremeyen o. Ekmek giyemeyen o. Sevmiyormuş. Sevmiyordun da neye bindin? Çocuğun arabasına ya. Zorlan mı bu? Bağırıydın uşakta madem beni kaçırdı değildin. Bediye Hanım sorular sormak zorundayım. Müsaade eder misiniz? Kurban olayım. Dışarı çıkmak ister misin? Yok. Heh, biraz nefes. Su var mı? Su arıyor. Gel Gökhan. Su ver lütfen. Şimdi bir daha.